gittiniz ya? Söylemeyeceğim. Ev halkını sevgililer günü heyecanı sarmıştı. Evdekiler nefis bir akşam yemeği ziyafeti yapacaktı. Ancak bu yemek özellikle evdeki çiftler için başka bir anlam taşıyordu. Bu onların ilk sevgililer günü kutlaması olacaktı. Big Brother evinin tutkulu aşıkları birlikte kutlayacakları ilk sevgililer günü için büyük bir özenle hazırlanmaya başladı. Bu sırada sevgililer günü kutlaması için salonda en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş çok şık bir sofra hazırlanıyordu. Sevgililer gününe özel hazırlanan ev halkı göz kamaştırıyordu. Bakalım evdekiler kendilerini bekleyen saraylara layık sofrayı görünce ne tepki verecekti? Ev halkı. Hazırız. Hazırız. Sevginin, sevilmenin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gösterdiniz. Hadi. Şimdi size bu özel günde özel bir sürpriz hazırladım. Hadi! Gel! Odalarınızdan çıkabilirsiniz. Şaka yapıyorsun. Ne, nasıl kokuyor? Ay şaka yapıyorsun, nasıl kokuyor? Allah! İnanmıyorum. Yok öyle bir şey ya. Vay, inanılmaz. Toplama. Evdekiler kendilerini bekleyen sınırsız yiyecek ve içecekler arasında seçim yapmakta zorlanıyordu. Ne yiyeceğiz ki biz? Ay çok bir şey var, karar veremedim. Ev halkı. Hemen dalmış ayağınıza. Sürprizin bu kadar olduğunu düşünmediniz herhalde. Ya! Bahçeye bir göz atmanızı istiyorum. Bahçeli! Big Brother evdekilerin kendilerini şık bir restoranda hissetmeleri için her şeyi düşünmüştü. Ziyafetin mimarı Ümit Usta ev halkıyla bizzat ilgilendi. Hepinizin sevgililer gününü kutlarım. Teşekkür ederim. Senin de. Seni seviyoruz. Evin bekarları daha çok yemekleriyle ilgilenirken evdeki muhabbet kuşları gözlerini birbirinden alamıyordu. Ziyafetin ardından evde romantik dakikalar yaşanmaya başladı. Bir köşede evin fırtınalı aşıkları Yasin ve Rezan kendilerini romantik bir müziğin ritmine kaptırmıştı. I will love you for a while if you trust in me. And I'll keep. Başka bir köşede ilişkilerine tertemiz bir sayfa açan ve zor zamanları geride bırakan Onur ve Seda birbirlerine aşk dolu sözcükler fısıldıyordu. Ne zaman istersen yanında olacağım. İstemesen de yanında olacağım. Git desen de gitmeyeceğim. Bırakmayacağım seni. Söz veriyorum. Günün kahramanı Arsel, görevin sonunda İdil'i yalnızca bağlandığı zincirlerden değil, korkularından da kurtarmıştı. İdil artık sevgisinden emin oldu ve kendisini korsanlardan kurtaran yakışıklı prensinin kollarında huzurluydu. Evdekiler birbirinden nefis yemekler eşliğinde romantik bir sevgililer günü geçirdi.